Merhaba sevgili web tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji videosuyla karşınızdayız. Bu videoda konuğumuz Acun Ilıcalı'nın kolunda görülen ve internet gündemine adeta bomba gibi düşen kol saat. Arkadaşlar inşallah bu 2 dakika sözünü tutabileceğim ama baştan söyleyeyim, tutamazsam canımız sağ olsun. Biz televizyonlarda hep aynı şeyi giyerken gördüğümüz Acun Ilıcalı meğer ki paraları saate yatırıyormuş. Şimdi arkadaşlar, bu saatin markası Richard Mille. Acun Ilıcalı'nın kolunda gördüğümüz model ise RM3502 Rafael Nadal modeli olarak anılıyor. Rafael Nadal da dünya ünlü bir tenisçi. Richard Mille markasının en önemli özelliği bir statü göstergesi olması. Bu saati takan ultra zenginler demiş oluyorlar ki ben de artık sizin kulübünüzdenim. Saati yaklaşık 2 milyon TL gibi bir fiyata ulaştıran en temel özellik zamanı bükmesi veya o saati kolunuza taktığında zaman yolculuğu yapabilmeniz değil. Diğer marka ve modellerden farklı olarak bu markada üretilen saatler seri üretime geçmiyorlar. Yani siz siparişinizi veriyorsunuz ve sıraya geçiyorsunuz. Her sipariş elle tek tek üretiliyor. Firmanın en büyük iddiası ise tamamen karbondan oluşan kasalarıyla dünyanın en hafif saatlerini üretmek. Hatta bazı saatleri sadece 20 gram ağırlığında. Ama kordon kauçuk. Kasası ise yine bazı modellerinde Formula 1 araçlarında kullanılan malzemeden, bazı modellerinde denizde giden sürat teknelerinde kullanılan malzemelerden, bazı modellerinde ise NASA'nın uzay araçlarında kullandığı malzemelerden üretiliyor. Tabi anlamışsınızdır bunda, karbon tabii ki. Ön kısım ise çizilmeye karşı dayanıklı bir safir camdan oluşuyor. Saatin önemli iddialarından bir tanesinde sağlamlık olduğunu burada belirteyim. Yine Acun Ilıcalı'nın kolunda gördüğümüz bu Rafael Nadal serisi Richard Mille saatleri aynı zamanda Richard Mille markasının ilk kurmalı saati. Bu modelde 4 hertz hızında çalışan ve adına RMAL1 denilen bir mekanizma var. Kadranı iskelet şeklinde, yani saatin önünden de arkasından da saatin içini ve mekanizmanın işleyişini görebiliyorsunuz. Bu mekanizma aynı zamanda sizin hareketlerinize göre yeniden konumlandırılabiliyor. Yani tenis topuna vurdun, hemen orada bir konum alabiliyor benim anladığım kadarıyla. Saatin ebatları arkadaşlar yaklaşık 49.94 mm ve 44.5 mm'den oluşuyor. Şunu da ekleyeyim, kendisiyle birlikte 50 metreye kadar suya dalabiliyorsunuz. Aslında bu saatle ilgili söylenebilecek şeyler bu kadar arkadaşlar. Ama şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum sizlere. Ultra zenginler bu saate milyonları, milyon dolarları basıyorlar. Bunun nedeni haciz veya batma gibi durumlarda o saate adamın kolunda olduğu için el konulamıyor olması. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bence de haklısınız. Yaklaşık 2 milyon TL değeri olan bir saat için çok az şeyden bahsedildi. Temel olayı mekanizması, tasarımı, sağlamlığı ve markaya özgü bir takım trend çizgilerini taşıması. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözünü tutabilmişimdir. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.